Herkese yeniden merhabalar. Subnautica Below Zero'da en son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Bir şey yapmadım bir önceki bölüm ve bölüm arasında. Bir dakika dur bakayım. Bunlar ne veriyordu? Yiyecek, güzel. Hiç olmazsa karnımızı biraz doyurmuş olduk. Şimdi şu uzaylı sinyaline, acil durum sinyaline bir bakalım. Bakalım nerede, ne taraftaydı? Orası değil. Lan az önce gözümün önünde nereye kayboldu? Ha aşağıda, okey, tamam. Let's go. Ne tarafa gidiyormuşuz? Base'in bu tarafına gidiyoruz. Hep karşı taraf, şu taraflara gitmiştik. Bakalım bu tarafta. Bu ne? Ha, Robotics. Şu uzaylı acil durum sinyalini bir göz atalım. Ben zaten yakındaymış ya. Yani kısmen. Göre kime göre, neye göre yakın ama yakın sayılır. Diğer taraflara göre. İyi çarpmadım, içinden geçebilirim. Burada köpek balıkları vardı. Şuradan girmeyelim de bence. Çünkü her yer, her delik her deliğe çıkmıyor diye düşünüyorum. Buradan zaten aşağıya doğru inemiyoruz. Peki. Tam tepesi boştur diye düşünmüştüm ama değilmiş. 108 metre. Demek ki buradan tünellerden bir yerden gireceğiz. İlk oyunda bu kadar şey yoktu ya. Gayet bam 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 giriyordun her yere. Oh. Oh yarasın. Şimdi sıkıntı şu ki buraya girecek bir yer bulmamız lazım. Buraya girecek bir yer bulmamız lazım. Peki nereden? Ya tam üstünde köpek balığı varsa var ya. Köpeklerden biri varsa. Bayağı bir şarj aleti aldık, güzel. Çılgın kadın. Şarj aletim dedim ben az önce ya. Pil ham maddesi aldım. Okey gidiyorum. Neredeydi lan sinyal? Sinyali kaybettim. Şurada. Ne parçası? Lan nasıl niye çarpıyor bu sürekli, anlamıyorum ki. Şöyle yapayım da direkt çıksın. Ya C-Track. Evet, böyle çok dik tutunca içinden çıkamıyor. Direkt dışarı çıkıyor. Yani ihtiyaca göre onu kullanmak mümkün. Çarp anısını satayım. Çat 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 çat. İnsanın sinirini bozuyor yalnız bu çarpma sesi sürekli. Neyse şuradan inelim bakalım.
Peki. Tam olarak bu herhalde. Sea Track Fragment. Bir parça daha vardı. Evet, sinyal, acil durum zımbırtısına buradan gittiğimizi artık anladım. Yaratık yumurtası alalım bakalım. SOS. Aha. Ha yok, bu şey ama ya. Evet. Araç yapma platformu. O farklı bir sesti işte. Neredeyim lan? Ha. Çok da kendimi sıkıştırmak istemiyorum. Ben şöyle bırakayım şunu. Ya aracı sıkıştırmak istemiyorum. Eyvah. Bu kadar gitmişken umarım şey vardır yalnız. Here we Warning. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Tamam, 200 metre geçmedim. Hello? Is someone there? In a manner of speaking. We're running out of time. Sanctuary neydi? Gücü kritik seviyedeymiş. Kim o dedi? Kimden neyi kastettiğine bağlı dedi. Uzaylı robot. Saldıracağım mı lan? Ha? Yok, iyi. Uzaylılarla temas. Bayılırım. I can help you better if you show yourself. If we could show ourselves, we would not need storage. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Storage medium identified. We will be lost unless we find a new host. Can you help? Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. Your cybernetic components bear their signal. Altera? No, my equipment is, borrowed. It will have to do. Yardımcı olabilirim diyor hani kapasitesi seviyesi enerji durumu kapasitesi kritik durumda şu anda bu Sanctuary ulan çok da net bildiğim bir kelimeydi anlamı gelmiyor aklıma işte. Bu yapanın diyeyim. Robin biz diyor ki hani yardımcı olabilirim. O da diyor ki hani sen öncekilerde değil misin dedi. Hayır Altera'dan değilim dedi yine. Altera gelmiş buraya bizden önce. Peda'mı kullanabiliriz falan dedi. O da ölecekmiş ya. Başka bir şey zannettim. Ha, kendinizi gösterin dedi Robin. Dedi ki zaten kendimizi gösterecek şeyimiz olsa zaten depolama alanını ekstra yani bu sıkıntıyı çekmezdik dedi. Depolama alanımı problem yaşamazdık dedi. Konuşamıyorum şu anda ama işte. Ayın küp. Alırım bir dal. Aa dışarısı nasıl gözüküyor bak. Uçan böyle bir küba yaklaşmak
Bilmiyorum hani çok insanın yapmak istediği bir şey olmayabilir de. How long have you been stored here? Ne kadar süredir burada tutuluyorsun? Yapının enerjisi çok kritik durumda, bitiyor. Bizim datım veri, bizim verimiz. Bu anda şu küpün içindeki veriyle konuşuyorum bu arada. Yani başka bir şey yüklenebilir. Ama zamanımız çok kısıtlı dedi. Çabuk ol diyor yani. Ha, PDA'mı uzatıyorum. Yeni depolama kabul edildi. Hazırlan dedi. Yani PDA'ya değil, direkt bize yüklüyor kendisini şu anda. Transfer tamamlandı. Nasıl hissediyorsun? Neden benim kafamın içindeymiş gibi geliyor sesin? Zaten öyleyim dedi yani. Ben sana PDA'ma gir dedim, bana değil. Sesin sinirli geliyor. Bunu algılaman için biraz zaman vereceğim dedi. Böyle bir şey olmuyor, yok. Böyle bir şey olmuyor. Açıklaması var, böyle bir şey olmuyor. Architect Containment Cube. Evet. Şu an içimize, kafamıza bir yapay zeka yükledik. Uzayda bir yapay zeka yükledik şu anda. Depolama alanı olarak bizim beynimizi kullanan, bu küpten bizim beynimize aktarılan bir uzay formu var. Aslında yapay zeka çok saçma oldu. Bir dakika, o çok yanlış bir laf kullandım. Ben onların kendisi o. Yapay insanların yaptığı bir şey değil ki. Ya da yapay bir şey değil. Ben onların şeyi bu belki. Uzaylılar bu şekilde varlıklarını sürdürebiliyor olabilirler ki öyle gözüküyor. Yani şu anda beynimizde bir uzaylı var demek daha doğru olur. Var mı buralarda enteresan bir şey, hiç sanmıyorum da olduğunu. Daş mı? Daşmış. Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Bundan aldık değil mi ben? Ha. O taraftan gelmiştim de şimdi şu taraftan da bir bakayım. Enteresan bir şey var mı diye. Aha. Ne kadar çok köpek balığı koymuşlar o etrafa. Aha, answer dismiss. We understand this arrangement is undesirable to you. You're not real. Bunun senin için zor olduğunu biliriz diyor. Why do you keep saying we? Transfer için uyumlu bir vücut arıyorduk diyor. We do not think of ourselves as individual. Hepimiz biriz, biriz hepimiz, birimiz hepimiz. You may append your signature to my thesis designation. Please call me Al-An.
My whole life I've been dying to meet a sapient spacefaring alien up close. Hayatım boyunca your name is Alan? Is it insufficient? Hayatım boyunca uzaylıları araştırdım. Şey dedi ki bu arada uzaylı. Bana LN hani AI kafasıyla bir şey söyledi, bir isim taktı. O da dedi ki, Robin de diyor ki, hani hayatımın boyunca uzaylıları araştırdım ve adı Alan olan bir uzaylı şey yaptım, sonra iletişime geçiyorum dedi. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your data bank. Şu andaki muhabbet de şey, hani kafamdan başka bir cihaza aktarmak için konuşuyorlar. Yani şu an robotun kafasında da bu böyle gitmez tabii ki. Bir cihaza başka bir cihaza aktarmak için muhabbet geçti aralarında. Buraya daha önce bakmış olabilir miyiz? Hayır. Rebreather. Lan ağzına senin. Rebreather aldık. Okey. Şuradan uzaklaşalım. Bunlar çünkü ısırık alıp duruyor bizden. 73'e in dedik köpek canımı. Yemin ediyorum bak, alacağım elime bıçağı, artık saplayacağım size ha. Sabdita'nın da özelliği zaten silah olmamız oyunda. Ne yazıyordu? Disinfected water mı? Okumadım. Farklı bir şey yazıyordu. Şimdi bunu takacağız da şeye. Çılgın kadın için. Sinyallere bakıyorum. Delta istasyonu, okey. Blueprint. Bana blueprint eklemiş olması lazım bu kafamdakinin. Bu değil. Karbondioksitten oksijen elde ediyor. Da kafama hem onu takamam değil mi? İkisi için ayrı yer olduğunu zannetmiyorum. Büyük ihtimalle soğuktan koruma kıyafetimin kask kısmını, kafa kısmını çıkartmam gerekiyor. Snow Fox. Neyse, bunu da bir dahaki kareye çıkışımızda yaparız. Hem platformunu hem onu. Aa, moon pool'umuz vardı artık. Kontrol odası. Nükleer reaktör. Wow. Çeşit yataklar. Onlar bunlar. Architect Components. Oğlum uzaylıyı baştan mı yapacağız? Organik olarak. Baze'in adına ben mi Baze yazdım yoksa kendisi mi yazıyor acaba? Şüpheye düştüm. Şey geldi şu anda aklıma. Biz yumurtaları akvaryuma atmıştık ya. Ne oldu orası? Onun çoktan açılmış olması lazım şimdiye kadar.
Bir de bunu mum pula nasıl sokacağız? Büyük ihtimalle geri kalanından ayırıp sadece kafa kısmını sokuyoruzdur diye düşünüyorum. Şuradan iki tane... Burada ne var? Şunu ver. Şunu ver. Ya suyun altında kapıdan çıkmak bambaşka bir duygu ya. Captain. Şunları boşa harcamayalım, hemen yapalım. Sen gel. Sen gel. Herhalde 3 tane yeter diye düşünüyorum. Yes. Tamam. Ah, dur. Ne oluyor lan? Oo, şunlara bak. Bir tane oksijen balığı, bir tane bundan, bir de bundan. Bunların hepsini tarattı mı ben? Neyse dur bakayım. Bunlar daha yavru bu arada. Alıp dışarı salabiliyorum bunları. Da kalsınlar şimdilik. Aralarında bir yırtıcı olmadığı için normalde aralarına bir tane yırtıcı koyarsan diğerlerini parçalayıp yiyordu diye hatırlıyorum ama emin de değilim öte yandan. Şu balığı şuraya at bakayım. Yumurtayı atabiliyor muyum? Hayır, yeri yok. Yani 4... Dur bakayım. Dur, sonra bir daha deneyeceğim. Şimdi şuraya gel bakayım. 3 Moon Pool. Yine mi lead ya? Dur bakayım. Önce lead'e bakayım. Lead varsa diğer hepsi kolay. Galiba yok. 1 tane daha çıkarsa ki pek ümidim yok. Hayır. Yemin ediyorum çok büyük sıkıntısın Lead var ya. Çok büyük sıkıntısın. Tamam. Yok, yapamıyorum onu. Building onu yapamıyorum. Rachel ağaç up şey. Ama bu şey bu moon plug olun diyor zaten. Hay senin ben. Nerede scanner? Hangisinden çıkıyor ama lead şimdi? Sıkıntı o lead'i ayrıca ayrı arayamıyorsun ki. Lityum var, sıcak bölge. Bu...
Chance of it, ha. Galena old outcrop. Galena. Ara bakayım. Böyle toplayacağız, başka çare yok. Bu kapağı bence yana koysak daha iyi olur bu da, çünkü çok sıkıntı çekiyoruz oradan geçerken. Palet için bir bitki gerekiyordu. Sentetik fiber için ne gerekiyor? Burada mı? Ha, spray plant clipping diye bir şey. Bitki mi? Meyve. Aa, bunları almayı unutmayalım. Vücut ısısını acayip arttırıyor. 70 küsür. Güzel. Lan elektrikler mi kesiliyor? Bir ışıkta gidip geliyor böyle. Tamam. Bak elektrikler göz kırpıyor. Titanyum çıkıyor oğlum bundan. Baksana. Şimdi bu topladığım lead çıkma şansı olan şey. Bundan çıkıyor lead yani. Heh. Üçte bir. Üçte bir çıktı. Üç taneden bir tanesine çıktı. Ay bu oksijen ne kadar çok bu arada. Kıçımı ısırmaz umarım bir şeyler. Hadi baby. Hah. İki tane bulduk sonunda. Titanyum çıktı. Üç. Yalnız oksijenin ne kadar uzun dayandığına bak. Şu daha yakınmış. Şuraya bakalım. Üstüm daha. Ha, yok. 4. Şurada iki tane buldum. Nerede lan bu? Ya bu taşın içinde mi bu, ne? Beş. Bunları da alıyoruz ya, bu ya bu niye alıyorum hepsini biliyor musun? Bu nadir çıkan bir şeydi. O zımbırtı.
O zımbırtı çok az çıkıyordu. O yüzden her gördüğümü alırdım. Ama şimdi görüyorum ki bayağı bol var bundan. Kaç oldu? 5 mi? 6 mı? Onu alamıyorduk. Şurada bir tane daha var. Evet. Da, titanium çıktı. Dur bakayım. 2 4. Yerimiz yok onun için. Base neredeydi? Buradaydı. Şimdi lead neler için gerekliydi? Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Ne yapıyorsun baby? Evet. Şimdi şu moon pool yapmak istiyorum. Her şeyden önce. Bir moon pool'umuz olsun istiyorum. İçinde aracın bakımını, tamirini, zartını, zurtunu yapabileceğimiz. Bir de şöyle bir şey var. Aracı moon pool'a soktuğunda, geldim mesela base'e. Aracı öyle rastgele bir yere bakmıyorum. Moon pool'a bırakıyorum. Şarj ediyor pillerini. Yani gidip tek manuel olarak elle pil değiştirmem gerekmiyor. Yani dışarı çıkacağım zaman kaskı değiştirebilirim yani. Şimdi bunu kullanmak daha mantıklı. Şöyle spi şuraya at bakayım. Neredesin baby? Titanium ingot 2 tane, bir de lubricant. Lubricant zamanında yapmıştım. Hala var mıdır acaba? Ta oyunun başında yapmıştım. İki, dört, beş. Beş taneden mi yapıyorduk? Beş tane yapıyorduk herhalde diye hatırlıyorum. Ha, gel bakayım. Tamam. Yanlış hatırlamıyorsam, yes, senden yapıyorduk onu. İki tane de bundan yap. Şu moon pool'u bir yerleştirelim. Bir araç bakım şeyini koyalım. Eksiğimiz yok herhalde. Yes. Bunu nereye ne şekilde koyabiliriz ama? Hah, oldu mu? Orası. Vallahi oldu. Sol üstten bakalım. 2, tamam. 2 hala eksiye düşmedi, tamam. Hala dayanıyor. Sol üstte dayanıklılık var. Dayanıklılığı arttırmam gerekebilir. Gerekebilir değil, zaten gerekecek de. Şimdi şuraya gel. Oh baby. Sen bayağı bir şey istiyor musun hani? Ha, şu şey bir denemek istiyorum hemen. Getir bakayım. Öyle girmek daha hızlı.
Ağzına senin. Ne yapacaksın şimdi ben böyle? Arkasındakini çıkarıp atmadın değil mi? Attı. Tam olarak tahmin ettiğim şeyi yaptı. Bak şu anda şarj ediyor şeyi. Pilleri şarj ediyor. Çıkardı attı bak arkasındakini. Ulan senin ben var ya. Çok kötü bir şey işte o. İşte o kötü bir şey. Ya şu... Şunu kafamdan 2 saniye çıkartır mısın? Hah. Şu şey sinyalleri kaybolsun. Ne yapıyorduk? Bilgisayar çipi. Chopper wire. Tamam. Çip. Gümüş mü istiyordu bilgisayar çipi? Yok. Oo. Dur bakalım. Ha yok onun için değil o. Ama dur al üstüne. Aa, sentetik fiber var benim üstüne. Biz bunun niçin... Al bakayım bunda. Altın. Okay. Titanium var mı ki üstümde? Tamam. Titanium 3 tane istiyormuş zaten. Bilgisayar çipi ve kablo. Let's do this. Bir tane daha. Okay, let's go. Bayağı oda oda koşmamız gerekiyor artık ama yapacak bir şey yok. Hop bak mesela yanlış oda. Tamam. Fabricator. Buradan modülleri yapıyorsun. Buradan rengini mengini değiştirdik değil mi? Aynen. Kırmızı yakıştı. Kırmızı yakıştı. Oradan modülleri yapıyoruz da bizim şeyden de yapıyoruz. Ben daha farklı şeyler yapabiliriz diye düşünmüştüm de koşa koşa gittim onu yaptım. Şuradan da yapabiliriz aynı muhabbeti. Dur bakayım. Polyanilit. Hidrokolik alkol. Hidrolik asit. İşte şu yan katın anemone lazım bize. Hidrolik fluid. Ulan bu niçin lazım ya? Bu köprü için bu mu lazımdı acaba? Vallahi köprü için lazım olan buydu galiba. Ben başka neyi yapamıyordum? Şu kaskı yapalım. Kaskı yapalım. Ama onun için...
Sen Dale'sın. Senden yapmıyorduk onu. İşte burada. İşte burada. Şeyden zaten bayağı vardı. Hala vardır eminim. Tamam. İşte bu kadar. Hop. Kask yapacak malzememiz de var artık. Ve dur bakayım burada başka ne varmış? Ha, bıçak yapabiliyormuşuz ki var bıçağımız. Rebreather. The rebreather facilitates extensive free diving by recycling air more efficiently at significant depths. Breathe the freedom. Çok daha derinlerde daha verimli kullanmanı sağlıyormuş oksijeni. Free diving için bu arada. Tüpsüz dalış için. Yapılmış. Sentetik fiber neydiydi ya? Allah Allah, gelmiyor aklıma. Vallahi gelmiyor. Nükleer reaktör. Yapmadığım bir şey var mı ki burada? Kahve makinemiz var zaten. Jukebox'u henüz yapmıyorum. Daha sonra bakarız. Daha sonra yaparız yani. 2-3 tane kaset aldık çünkü buna. Yani bunun kaset dediğim bunun CD'si mi artık? Kaset ne deniyorsa bilmiyorum. Ama buna takılan aletlerden topladık sağdan soldan birkaç tane. Ya da yapsam mı ya? Hı? Telif muhabbetini düşünüyorum ben onu. Yani sırf o yüzden YouTube'a atıyoruz bunları. Zaten başka şuralarda yapmadığım bir şey şimdilik. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu malzemesini hazırlayacağız. Üstümüze alacağız. Sonra gelip şuradan da malzemesini, şunun da nerede o? Şu dedim bulamadım. Şunun da malzemelerini alacağız. Gelip hemen orada kareye çıktığımız ilk yerde tık 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 bunları koyup yapacağız. Kareye çıkacağımız zaman şimdi değil. Tamam. Başka da yapmadığımız bir şey, paletleri yapamıyoruz. Paletleri ve şey yapamıyoruz. Onlar için şu anda bir çözümümüz yok. Bunları özellikle bırakmıyorum, alıyorum ki biz yokken tıkanmasın, yapmaya devam etsin. Biz buralarda değilken. Şu adam akıllı boş bir tane yok mu burada ya? Şu lead'lerin hepsini aynı yere atmak istiyorum çünkü her seferinde arıyoruz bunları. Bunu mu yapsak? Gidip bunu mu taksak acaba? Karaya mı çıkmam gerekiyor şimdi bir? Araştır Delta istasyonu. Robotics landing pad. I have determined the location of some important technology. I implore you to investigate. Will this help us build you a body? I do not know what we will find. I just know it is important. Önemli bir Önemli bir teknolojinin yerini keşfettim. Bu sana yardımcı olabilir dedi. Robin de dedi ki hani senin vücudunu toplamak için mi? İşimize yarar. Ayda dedi ki bilmiyorum yani ne detayını bilmiyorum. Sadece orada önemli bir teknoloji var. Git bak dedi işte. Ve bunu bu şekilde göstermesi harika bir şey mesela. Şu
Standart sinyallerden farklı olarak. Bizim en son attığımız yumurta burada mı? O daha çıkmamış. 45 dakika olmuş. 45 dakika olmuş da. Dur bakayım. Gidip bakalım ya. Gidip bakalım ya. Zaten çok da uzakta gözükmüyor. Ya işte sıkıntı bu. Tekrar yukarı çekti beni, iyi mi? Yalnız bu çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı maalesef o olay. Oh. Şöyle yap. Tamir aletini al. Ay, bayağı yavaş tamir ediyormuş. Let's go. Su şişesi almadım değil mi? Tabii elimdekini içtim. Yedeğini almadım. Neyse. Neyse, çok herhalde zaman almaz diye düşünüyorum. Hemen şuraya gidip o teknolojiyi keşfetmek diye umuyorum daha doğrusu. Buraya bakmışız. Ha, tam üzerinde bir delik var zaten. Buradan mı acaba? Acaba derken buralara gelmiştik de. Burası öyle derine giden bir yer değil ki. Kullanmıyorum ama toplayalım bakalım. Of, burasını hatırlıyorum yalnız. Kaybolup boğularak ölmek burada inanılmaz kolay. Ay, elimdeki namaya gelecek şimdi. O ne? Yumurtasını aldım. Wow. Bu ne? Oo. Oh yeah. Bulduğumuz teknolojiye bak. Bak nasıl geliyor peşimden işte. O yüzden olduğum yerde çok durmuyorum. Ya patlayan zımbırtı geliyor. İyi, yetişemeden şey yaptı. Harcadı kendisini. Bu ne? Ha. Evet, uzaylı zımbırtısına bakacaktık da ben başka şeyler bulunca. Monkey Egg'den aldık zaten. Tamam, oradan yukarı çıkıyoruz. Orasıyla işimiz yok.
Kesin gelip elimdekini alacak şimdi ben bunlardan biri. Buralardan bir yerden mi bulmam lazım? Buralardan bir yerden mi gidiyoruz yoksa tamamen başka bir yerden mi? Asi. Bile bile lades yapıyordum neredeyse. C-Truck yukarıda. Bunun ışığıymış ya. Uzaylı sinyalini kaybettim bu arada. Ama bak peşimden geliyor ikisi de yemin ediyorum ya. Elimdekini almak için. Aa, titanyum getirdi bana. Aa. Çok ilginç. Vallahi ilginç. Resmen 50'li bana titanyum getirdi. Aa, patlamaya geliyor. Yetişememeleri iyi öte yandan. Yok bence hemen şurası ya. Hemen şurası bak. Aha buldum. Vallahi buldum. Vallahi buldum, yemin ediyorum buldum. Here we go baby. What you found is more than just an artifact. It will help me follow the traces my people left on this planet. I'm glad it could help. I know you would still prefer me to have a corporeal form of my own. Well, yes. If you continue searching, I may regain some of my connection to the network, piece by piece. Ah, ben de sana bunu verdim ah. Benim de ona mı bir şey vermem lazım böyle? Bana bir şey verdi. Böyle sanki bir şey bekliyormuş gibi gözüktü de. Quantum Locker. Yani Quantum... kasa açıldı. Açıldı mı? Açılmıştır herhalde yani bu şey bir şey değil ki. Benim... Heh. Çünkü hafif heyecan yaptım. Çünkü oksijenim... azaldı az bir şey. Acaba kaç tane şey gerekiyor ya? Dur bakayım. Şu itici mi çekici mi? O silah istiyorum çünkü. Neyse dur bakayım. Ağzına tüküreyim. Şöyle kaldır. Gel bakalım. Buralarda yok. Buralarda yok. Buralarda yok.
Yok. Quantum Locker. Bunu biliyorum. Bunu içine ne koyarsan, bu kasanın içine ne koyarsan, başka yerlerde bu kasadan mesela 3 tane yaptın, 3 bambaşka yere koydun. Hepsi ortak içeriği kullanıyor. Her yerden ulaşabiliyorsun buna yani. Bunu biliyorum. Heh. Aha, açılmış. Vallahi açılmış. Güzel. Hemen şeye gidiyoruz. Ulan 56 dakika olmuş be. Güzel güzel. Üstüm base'im nerede benim? Oh yeah baby. Güzel. İki yeni teknolojimiz daha var. İki yeni teknolojimiz daha var. Ve yani şu anda niye aciliyete ihtiyacım var dersen, bu oyunda o silahı niçin kullanıyorduk? O çeken mi, iten mi silah kanonu? Ya çekme, itme hareketi yapıyordu diye hatırlıyorum. Emin de değilim ondan, şimdi yapınca göreceğiz. Ya baby, seni buraya koymak istiyorum ama her seferinde sen arkandakini çıkartacaksan işimiz yaş ya. Vallahi işimiz yaş. Her eve geldiğimizde klasik olarak yapmamız gereken şeyler. Highly reactive compounds. Şimdilik onun ne işe kullanacağımızı bilmesem de. Oha, ben buraları bayağı doldurmuşum ya. Şaka maka. Ha, Sea Monkey yumurtası. Spinnerfish. Balığı buraya at. Gerçekten bunu nerede kullanacağımı bilmediğim için şuna dur bakarım biraz sonra. Aa, köpek balığı yumurtasıymış o. Bak 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 bak, tipe bak. En son koyduğumuz bak. Brute Shark. Ulan o kadar küçük ki, şuna tipe bak. Evet, böylelikle bunları burada tamamen güvenli ortamda taratabiliyorsunuz. Buranın asıl olayı bu. Dışarı attığınızda büyüyor bunlar. Bununla ilgili bir uyarı yapayım. Burada küçük ya, bunları alıp dışarı atabiliyorsunuz. Sakın bezinizin etrafına atmayın. O civarda dolanıyor çünkü. Özellikle tehlikeli yaratıklar için. Tamam. Uzak bir yer, uzaklara salın onları yani. Tehlikeli olanlardan bahsediyorum. O zaman burada bitirelim. Burada bitirelim çünkü bir dakika bir dakika, bitirelim derken bir dakika. Ondan önce bir saniye. Ya bunu hemen yaparız aslında. Dur bakayım, merak ettim. Şunu yapalım da öyle. Kablolama setini kullandım az önce, değil mi? Eğer bir ağda değilseniz nasıl iletişim kuruyorsunuz birbirinizle diye soruyor. Çok ilkel diyor. Scientific endeavors are accomplished much more smoothly this way. There's more to life than research, Alan. I can't lie.
Work would go faster if I could read my colleagues' minds, but thoughts are private, and people have their own inner lives. People change and need space to think. Space helps you think. I find that being separated from my network is very quiet. What do you mean by quiet? Imagine 1,000 strings, each playing its own range of notes. None louder than the others. Aynı anda iki iş yapamıyorum bir daha. Hem onu dinleyeyim dedim, bir şey koptum. Continuous thrum in the background of existence. I am now a lone string in search of familiar harmonies. I'll help you find them. Şeyden bahsediyor. Bu sürekli network'te bir veri olarak varlığı zaten. Bunun varlığı bir veri, data. Sürekli network'te bir bağlantıda yani ağ içinde. Sürekli bir ağ içinde birbirleriyle haberleşiyorlar çok hızlı ve seri bir şekilde. Böylesi çok daha iyi diyor. Robin ne diyor ki? Tamam da diyor. Herkes herkesin aklını okumamalı diyor. Evet işler çok daha hızlı ilerler birbirimizin aklını okursak ama insanların özel bir alana ihtiyacı var. Dedi. Ben pili neyden yapıyordum ya? İki tane bundan bir tane de bakır mıydı? Hani elimizde vardır diye şey yaptım da bulamadım. Oh baby. Bu ne? Ha kuantum şeyi kasası. Yes. Doğru hatırlıyormuşum. Bakalım. Çekme ve itme işini yapıyor. Evet yazıyorum zaten. Ne. Aldı mı? Ben fırlata basmadım mı? Ha. Evet. Küçük canlarda işe yarıyor. Güzel. Güzel. Bu arada pilinin %10'u gitti şurada iki kere olan. Piller çok hızlı biter yapmışlar ama yani. Piller bu kadar hızlı bitmemeli. Üstümüzde yeni bir alet var. Yeni bir alet daha var. Böyle üstümüz doluyor bakalım adım adım. Tamam. Burada bitirelim. Bir sonraki bölüm kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Bilmiyorum şimdi. Düşüneceğim ne yapacağımızı bir sonraki bölümde. Ona göre hareket ederiz. Bye bye. Videonun içeriği bitti. Beğendiyseniz bir aboneliğinizi, bir like'ınızı, varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım. Beğenmediyseniz bile yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim. Tamam? Kendinize iyi bakın. Bye bye.